Onlar mı yaptı sana bunu? Sana bir daha kimsenin elini kaldırmasına izin vermeyeceğim. Dayanamıyorum artık Kemal. Her gece yatağa yattığımda aynı düşü kuruyorum. Nasıl bir düş? Sen mahallenin girişine gelmişsin taksiyle. Ben elimde bohçam. Beyaz yazmam savura savura koşuyorum sana. Sen hemen davranıp taksinin kapısını açıyorsun. Ben biliyorum. Sen de hemen yanıma kuruluyorsun. Taksiye sür diyorsun. Gitmeye başlıyorsun. Ben yine böyle başımı dayıyorum göğsüne. Yüreğinin atışını dinliyorum tatlı tatlı. Kaçacağız Güllüm, az kaldı. 18'ine bastığın gün kaçıracağım seni. Sadece 2 ay. 2 ay daha sabret ha. Hadi gir artık içeri. Üşüme. Kıyafetin hiç hoşuma gitmiyor. Benim şoförüm olacaksan böyle serseri gibi dolaşamazsın. Adama benzemen lazım. Sabah ilk iş git, kılığını kıyafetini düzelt, tamam mı? Muzaffer, şuna para ver de kendine gidip bir şeyler alsın. Gerek yok beyim. Benim param var. Merak etmeyin. Sizi utandırmayacak şekilde giyinirim bundan sonra. Pek de gururlu maşallah. Kemal. Canım. Geldin ha. Geldim. Geldim. Benim için geldin değil mi? Benim için ölebilirsin de. Gözümü bile kapmadı. Ben de. Ben de Kemal. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim Kemal'cim. Eşyaları çıkarmama yardım eder misin? Tabii efendim.
Madam Emma'ya gideceğiz. Elini çabuk tut biraz. Tamam. Tamam değil. Peki hanımefendi diyeceksin. Peki hanımefendi. Başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim hanımefendi. Bana sürekli hanımefendi demene gerek yok Kemal'cim. Sadece Halide Hanım yeter. Siz nasıl isterseniz. Bir de şunu salona koymak istiyorum. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Rahmetli Behiye yengem çok severdi bu heykeli. Ha, abimin ilk eşiydi. Balayına Paris'e gittiklerinde bir antikacının vitrininde görüp almış. Vefatından beri bağ evinde duruyordu. Nihayet şimdi hak ettiği yeri buldu. Bekleyeceğim ben. Onun bir suçu yok. Yardım etmesini ben istedim. Öyle mi? Hı hı. Benim şoförümü kendi işlerine kullanamazsın. Nereden senin şoförün oluyormuş? Çünkü Muzaffer benim için tayin etti. Bağırmadan konuşamaz mısın sen? Bağırtmadan konuşmayayım. Bu ne bu? Bu cıbıldak herif heykelinin ne işi var benim salonumda? Niye koydun bu süprüntüyü salonuma? Ağzını topla. O süprüntü dediğin şey Behiye yengemden yadigardır. Ne kadar banal. Ben salonumda cıbıldak herif falan istemem. Cahil. O insan değil. Aşk meleği Eros. Ayrıca burası sadece senin evin değil. Bu evin hanımı bensem benim dediğim olacak. Anlamam ben öyle Erol Merol. Dur artık seni daha fazla dinleyemeyeceğim. Sen de ne dikilip duruyorsun burada? Git arabayı çalıştır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.